Evet arkadaşlar, bugün test serverdayız. 1.91 sürümü. Bu bir test serverı, yani dev server olarak geçiyor bu oyunda. Şimdi Amerika'dan başlayalım. Yeni bir araç var mı tanklarda? Gözlemlediğim kadarıyla tanklarda yeni bir araç yok ama helikopterlerde de bir şey yok. F4'ün geldiğini biliyorum. Burada bir de yeni bir tane pire uçak getirilmiş. Bu şekilde. Uçaklardan fazla, yani uçaklar fazla bilmediğim için detay girmiyorum ama bu şekilde. Şimdi F4 geldi. Bayağı seri uçak. Zırhı yok. İçi bu şekilde. Yakıt deposu şu yukarıda. Kanatlarda da var. Hızı bu şekilde 10.0, 20 milimetrelik M60 biri varmış. Görüldüğü gibi. Başka da bir şey yok. Zaten bu güncelleme arkadaşlar, böyle tanımlık bir güncelleme. Almanlarda bir şey yok. Orduya geldiğimiz zaman da aynı şekilde bir şey yok. Deliş değerleriyle oynadılar mı? Oynamadılar. Ulan DM53 diyor kolum hala adamı. Yani şu gelmişti, evet. Şimdi arkadaşlar, bunun zırhı aynı PT-76 gibi. Yani zırhı falan yok arkadaşlar, öyle diyeyim ben size. Ama bunun topu iyidir. 400. Tam dediğim gibi sabotu var ama bu sabot da pek iyi değil ya. 9.7'de 100M bir tank bu. Ama 9.7'de şu sabot mühimmatı hiçbir işe yaramaz bak. Zaten stok mühimmatı bu. Bu hiçbir işe yaramaz. Bu hiçbir işe yaramaz. Yani şu ikisi hiçbir işe yaramaz. Bu da yaramaz. Çünkü 330 deliyorsun 9.7 muharebe puanında. Yani hiçbir işe yaramaz bunu, topu öyle diyeyim. Bu işte milleti sağ soldan vurursa iş yapabilir. Bunda muhtemelen stabilizasyonda vardır diye tahmin ediyorum ben. Şuyu da gelmişti, onu hatırladım. Bu araç da gelmişti. Bir saniye, ben size bir ses açayım da canınız sıkılmıyor. Ben bunun bu kadar sere gittiğini bilmiyordum. Tahmin de etmiyordum. Lan bu bayağı gidiyormuş ya. Tek motorlu böyle. F-16 gibi bir şey bunun motoru herhalde. Motoru böyle, yakıt depoları. Zırhı var bunun, görüldüğü üzere. Yani bu da bildiğin F4 gibi bir şey o zaman. Baksana yani. Bu şekilde mühimmatları. Şimdi bizim tayfa uçakçığı olmadığı için bunları göstermiyorum detaylı olarak. İngilizlere bir şey gelmedi herhalde. Maalesef. Şöyle bir yeni zımbırtılar gelmiş. İngiltere uçakları gelmiş. İngiltere'de uçaklar yoktu normalde. İyi bari. Japonlar muhtemelen hala stok. Şu mu gelmiş yani? Bu zırhlı gibi mi lan? Yok. Zırhı yok. Ama bayağı da büyük ya. Neymiş bu? Ha, kuryedir. Tanklara. Obüs lan bu. Bu ne oğlum? Bu yeni değil ki. Eski olan bir şey bu. Tabii 75 obüs. Ve bu Amerikan yapımı bir obüs bildiğim kadarıyla. Amerikan yapımı obüsün Japonya'ya uyarlanmış versiyonu bu. Altmış bir deliyor. Abi bu olmaz ki ya.
Yani bu araç ne amına koyayım? Gerçekten çok gereksiz işler yapıyorsunuz ya. Ya oldu olacak amına koyayım. Tüm artıları oyuna getirin. Yani bunu tank abisi olarak getirmenin ne manası var? Obüs bu. Yani tanklardan anlamasak yiyeceğiz yani. Şuna geleceğim, şuna geleceğim. Önce şunlara bir bakalım da. Şunlar geldi. Bakın bir de bunu test sürüşü de yapabiliyoruz. Premium ver. Ulan 10-0 premium yok da. İyi oldu. Kullanabileceğiz. Zırhı bu şekilde, içi bu şekilde. Bin veriyor lan. Deler. Çünkü 1400 milimetreye kadar dalan toplar var. Şimdi bu araç getirildi. Bunun ne farkı var? Bunda egzir var. Yani gerçekte öyle. Bir bakalım. Ha, şu egzirler. Buna mı koyayım? Ha. 120 milimetre mi? Ya şimdi küfür edeceğim. Arkadaş şuradan gel bak amına koyayım. 120 milimetre değil, direkt 450 milimetre gibi gözüküyor zaten bu. X-Ray'den bakalım. X-Ray'de de bunu modellememişler daha herhalde. Ya böyle mi getirecekler? Orasını bilmiyorum da. Şimdi analiz yapalım. Ne kadar etkiliyor onu görelim. Şimdi şurası 41 milimetre. Buraya geliyorsun. Yok abi bunu modellememişler herhalde daha. Çünkü bunun hiç etkisi tepkisi yok anladığım kadarıyla. Veya çok az var. Yani bunu alıp oynamak hiçbir şey yaramayacak arkadaşlar anladığım kadarıyla. Gerek yok bence almaya. Yani ekstradan kasmaya uğraşmazdım eğer İtalyan oynasam. Buna biliyorsunuz arkadaşlar bir hava tehditlerine karşı füze eklendi ama daha bunu modellemedikleri için gözükmüyor. Çünkü bu ilk test server. Fransızlar da bir şey gelmedi. İçinizden tabii muhtemelen şunu diyorsun. Lan hadi Çinlere göster. Gösterelim. Uçakları böyle. Bu da bir 2000 gidiyor mudur? Bu MiG amına koy milli. Daha da mı göstereyim? Bu da MiG 17 lira. Yok lan LA serisi bu. Bu MiG. Bu da MiG 17. Bak şu MiG 17 BIST'tir. Bu da MiG 17 lira. Bildiğimden değil sallıyorum yani. Öyle tahmin ediyorum daha doğrusu. Uçakları böyle. Bu H5 ne? Il mı lan bu ne? Il'a benziyor. Evet il bu. Il 27 herhalde. Ya bildiğin şey ya bu. Amerika ile bak Japon, Amerika, Sovyet. Bu. Şimdi gelelim istediğiniz yere. Şimdi şunlar bildiğiniz tanklar ama şu T-34'leri göstereceğim size. Zırh aynı yani farklı olmasını beklemeyin. Şimdi şunların şöyle ya şimdi arkadaşlara bak açık konuşayım. Mesela şurası daha zayıf, burası daha kalın ya, gerçekte de böyle. Normalde bakın IS-2 var mı bu hatta? Var. Şöyle göstereyim size. Bunun zırhı aynı değil mi? Tamamen. Evet. Şimdi bunu mesela kapılası 90 mm ya. Bakın şu açısız olan bölüm 90 mm, şu açılı olan bölümlerin kalınlığı 40 mm falan. Bunu kimse bilmiyor tabii oyunda. Ya bunlar işte bizim bildiğimiz Sovyetlerden IS-2 Cart Curt. Görüldüğü üzere. Şimdi şu hattan bir başlayalım. Bu Type 63 arkadaşlar. Hafif tank. Hani ben daha önceden demiştim ya. PT-76 gövdesi. Ya Type 62 kulesi. Bunun kulesi sandığımdan da daha zayıfmış yalnız ama. 11 milimetre ne? Uçaksa var bile deler o zaman bunu. Ama 6.3'te yine topu iyi. Yani 300 alan bir hiti var en azından. 6-3'leri de bok edecekler yani. Bu bizim
Direkt PT-76 görüldüğü üzere. Arkadaş yani bu müzik neyin nesi ama nasıl bir müzik bu ya? Ya şu menüye şu müzik ne amına koyayım yani siktir git ya. Sanarsın amına koyayım dünya finaline çıktık orada savaşıyoruz. Müzik ritime bak. Yani Allahu Ekber deyip şuradan savaşa gerisim geldi. Bu Type 62 ise TL4'ün hafiften daha ufak versiyonu görüldüğü gibi. 50 mm kulesi var. 30 mm gövdesi var. İşte TL4'ün standart. Daha ufak hali, daha zırhsız hali, daha seri hali. Topları bu şekilde. Yani Type 62 ile topu aynı anladığım kadarıyla. Bunun üzerindeki tankları zaten biliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da oyunda var. Şu şekilde. Topu M3 Stuart'la aynıdır onun. Bunu da kullanabileceğiz. T26 var. M8 var. Bu da Amerika'da var. Bu da etkinlik olarak verilen zamanında. İşte 110 tank üzerinde bildiğiniz ZIS-30 yani Sovyetlerdeki şu tank avcısının topu, kulesi entegre edilmiş halde şu araç. Şimdi onlar bildiğiniz şeyler olduğu için onu göstermeye niyetim yok. Bakalım bir resimde biraz daha farklı duruyordu. Evet bunu amına koyayım ya. 40 mm mi bura gerçekten? Bak bunun iki tane kaplası. Bu ne amına koyayım? Nasıl bir şey? Yani yükleyiciye kapla mı yaptınız birader siz buraya? Mantığını anlayamadım şahsen bu kadar bir kapla yapmalarının. Bak farları farklı bunun şu yanlarda. Yani Çin tanklarının böyle ufak tefek şey var. Burası 40 mm falan da değil amına koyayım. Çünkü bunu direkt Sovyet'ten alıyorlar. Şunu yani ekstradan şunu yapmışlardır. O. Zırhı, cartı, cürt bunların aynı. Şu tamamen götten sallama yani. Onu belirteyim önce. M18. Şimdi neyi gösterelim? Onu gösterdik. Bu da daha önceden demiştim ben size. BMP-1 arkadaşlar bildiğiniz. Cartıyla, cürtuyla komple BMP-1. Bu şekilde. Şimdi M48A1 var. Ha şu Almanya'ya bakalım lan onu unuttuk. Şu mouse falan gidiyor dedik ya. Ha bak mouse'un yerine gelecek hatlar abi. Ya şimdi KPZ burada olduğu için şu hat ya, kabul edilebilirdi abi. Mouse gitti ya. 105'lik de gitti. Ha bak M48'i buraya çekmişler bu arada. Ya mantıklı yani. Mouse varsa bende ne olacak şimdi? Mouse'u komple almazlar herhalde. Şu yanı falan eklerler diye tahmin ediyorum ben. Şunu gösterelim. Ya şimdi bunun zırhı cartı cürtü aynı arkadaşlar normalde. 48 A1 ile görüldüğü üzere. Standart olarak bir epistel mimat geliyor bunda. Bildiğiniz M48 A1 yani. Hiçbir farkı yok. Şöyle gösterelim. M48 bunun stok mühimmatını mı değiştirdiler lan ona mı? Bir de bunlar da şey yok ha. Epsel falan yok. Havap var bunlarda. Havap mı ne? Ama 60'ın kule zırhını değiştirdiler mi? Yok, birazdan bir Çin tankı göstereceğim. O yüzden gösterdim bunu. Şu özetle Almanya'nın son hali bu şekilde arkadaşlar. Buna DM sabotu eklediler. Görüldüğü üzere. Ekleyecekler de oradan direkt tahmin ettim ben de. Yani Leopard 1 gibi artık. Ama bunda stabilizasyon yok. Yani bu 8.3'te sıkıntılı özetle. Bir de amına koyayım. Bu niye 8.3 ya? Bak Leopard, pardon. Leopard A1 A1. Zırhsız. Topu T-62 kadar iyi değil ama bu 8.7 T-62'ye geldi bak abi. Stabilizasyonu var. Çok daha zırhlı ama bu 8.3. Daha fazla deliyor yani. Topu da daha iyi. Neyse şimdi neredeydik? M48'i gösterdik. Şimdi M60 A3 TTS'i göstereyim. Bunlar M60 A1 ile tamamen aynı ama bunlarda termal kamera var. Şu arkadaşlar gördünüz mü? Bu termal kamera bakın.
Tabi yaklaştıramıyorum ama zırhını göstereyim. Yani zırhı bildiğiniz M60 A3, pardon M60 A1, zırhı A1'le aynı yani oyunda olan. Ama şu gördüğünüz termal kamera arkadaşlar, M60 A1'lerde yok. Yani oyuna termal kamera ekleniyor ya, yani şu M60 A1 serisinde şu termal kamera olayı yok arkadaşlar. Oğlum ikisini de aynı modellemişler lan. Ya, uzaktan gördüğüm için bir bok gözükmüyor da. Yani burası optik işte M60 A1'lerde normal teleskop. Ama M60 A3 tanklarında ise burası termal kamera. Bakın şurada farklı bir cam var. Şöyle tabi muhtemelen siz göremiyorsunuz ama şurada farklı bir cam var. Şurada farklı bir cam var. Bildiğiniz M60 A3 işte. Sabot atabiliyor. Böyle. Şimdi bundan sonra CM11 isimli bir tanka geçiş yapıyoruz. Bu arkadaşlar bildiğiniz M60 A1 RAS var ya, onların RAS'ta kalmış bir şey. Görüldüğü gibi kinetik korunma efektifliği yok. Bu şekilde. Genel kulesi arkadaşlar bunun M60 A1 değil, M60'larla aynı görüldüğü üzere. Yani 173 mm. M48 kulesi yani bildiğiniz M60 M48 kulesi. M60 A kulesi değil bunlar. Ama bunun şöyle güzel bir özelliği var. DM53 atabiliyor. DM63 falan yalan amına. Böyle bir şey yok. DM53 normalde 520 mm deliyor. 500-550-20 mm. Yani 500 ile 520 mm arası deliyor. Ama bu 480 mm deliyor. İyi mi? Bence gayet iyi. Yani bildiğiniz Almanların DM33'üne tekabül ediyor. İşte Challenger'ın en son mühimmatına tekabül ediyor. İşte 10 sıfırlarda yeni gelen tanklar biliyorsunuz 480 civar deliyor. İşte bu da öyle deliyor arkadaşlar. Ama bu 9 sıfırda deliyor bunu. Yani bayağı öldürücü. Hani ben size daha önceden demiştim ya, bak bu normal M60 A1'lerde de kullanılan top. Ama sen buna gelip kaliteli bir mühimmat koyduğun zaman bu çok daha öldürücü oluyor. Yani bazı aptallar şöyle sanıyor, işte ben İtalya'daki RTK asayım çok iyi deliyor. Ama alakası yok daha iyi delmesiyle. Sen buna getirip DM43'ü koyarsan böyle deler. Ama sen aynı mühimmatı gel Leopard 2A4'e koy mesela. Ya Leopard 2A4'te de zaten aynı top var. Sadece DM23 kullanabiliyor en fazla. Hepsinin topu aynı yani. Yani ilerleyen zamanlarda M1 A1 de öyle deler. Leopard serisi de öyle deler. Çünkü top aynı. Hepsinin topu aynı. Bunu belirteyim önce. Şimdi bu hatta bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Type 59'un TL4 olduğunu söylemiştik. TL5 daha doğrusu. Her bok aynı lan bunun da. Ben farı falan farklı olur diye sanıyordum ama. Her şey aynıymış bunun Type 59. Böyle. Bu da bildiğiniz yani TL5 normalde bunda bir farkı yok söyler ama bunda sabot falan vardır. Evet. Hiç delmeseydin daha iyiydi amına koy. Bu ne? Yani 220 mm'lerin sabotu buna koysan da koymasan da ben bir fark olacağını söyleyeyim. Kim kullanır lan bunu? Bu ne amına koyayım? Siktir git. Yani o sabota böyle bir tepki verilmesi lazım. Çünkü delmez abi. O ne yani? 220 mm deliş gücü ne? İlginç. Son olarak da bu. Dediğim gibi bunun da zırh arkadaşlar. TL5'lerle aynen, ne farkı var abi, bu ERA'sı. Görüldüğü gibi. Ama bu ERA'ların ne gibi bir özelliği var? Bak bu sabotları da engelleyebiliyor. Yani en azından burada öyle yazıyor. Normal server'a geldiği zaman değiştirirler mi bilmiyorum ama. 400 mm heat engelliyor. 170 küsür mm de şey engelliyor diyor. Sabotları. Ama aynı aradan kulede olmasına rağmen kulede öyle bir şey yok. Bilmiyorum yani. Şu anda test server olduğu için bilmiyorum gerçekten. Şimdi bunun da bir mühimmatlarına bakalım. 385 de ölüyor. Bu ne topu lan? 105 mm. Bir daha 7 topu tabi abla. M68 topu be ya. EPFS diye satabiliyor. HESH atabiliyor. Normal. 105 mm ise normal. Şimdi o zaman bunu bir zırh testi yapalım.
Seviye 6'ya kadar var normal olarak. Bunu sabotu bunu delemiyor. Görüldüğü gibi yani arasında bu takılı kalıyor. Tabi test server olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Yani normal server'a geldiği zaman görselleri böyle olacak ama efektiflikleri, işte deliş değerleri tamamen farklı olabilir. Bir de buraya premium tank eklenmiş. Bunu alabilirim ben. T-62 oynamayı istiyorum zaten. Bu da bildiğiniz T-62. Şimdi Çin hattını önerir miyim? Öneririm. Yani direkt olarak öneririm hem de. Çünkü abi bildiğiniz tanklarla başlıyorsunuz oyuna bak. Amerikan attı, Sovyet attı. Yani 7-0 ve üzeri seviye geldikten sonra işte Çinliler kendi tanklarını yapmaya başlıyor. Ki bunlar da bildiğiniz şeyler zaten. TL5, TL4 ya. Bunda stabilizasyon var mı bilmiyorum arkadaşlar ama. Ama hat güzel bence. Hem Amerikan var. Mesela Sovyet mi kasayım, Amerikan mı kasayım diyen arkadaşlar için güzel bir seçenek. Çünkü hem Amerikan hattı var burada. Yani Amerikan tanklarını da oynayabiliyorsunuz. Sovyet hatlarını da, Sovyet tanklarını da oynayabiliyorsunuz. Bence güzel bir seçim olur. Şahsen şu anda hani sıfır level oyuna başlayacak arkadaşlara ben Çin hattını önerebilirim. Çünkü görüldüğü gibi T-34 ile başlıyorsun yani. Tabii ilk seviyeler burada boktan. Oğlum bunlar kapula var lan. O kapulayı almışlar mı? Tabii büyük bir zef noktası olacak diye almışlardır. Topu normal 3.7 ama 43 model. Bunun ne özelliği var acaba? 43 model. Normal T-34'lerde şunlar yok muydu lan? Yoksa ben mi hatırlamıyorum? Pardon lan, 42 model diyecektim. Nerede bu? Yok, varmış, ben hatırlamıyormuşum. Ama diğerinden bir fark olmadığını siz de gördünüz burada. Evet. Test server böyleydi. Bunları alıp oynamıyoruz tabi. Göya test server yani. Youtuber olacaksın ki öyle sınırsız altın kartal veriyorlar. Ne alakaysa yani o da. Hani World'da sınırsız altın kartal, işte sınırsız XP veriliyor. Armored Warfare'da da öyle. Bu oyundan ne özelliği var acaba? Bu oyun niye vermiyor? Yani ben test server'a girdim de hesabımda sınırsız mesela altın kartal, para, XP olsun. İlginç gerçekten. Bu termal, yok gece görüş olayı bu. Ha bir de bunu modifikasyon olarak araştırıyoruz yani. Şimdi neyse bir termalı deneyelim onu, bak unutuyorum az daha. Termal hangi tuşla açılıyor ki ya? Onu da bilmiyorum bak şimdi. Gece görüş zımbırtısını kullanamayacağız ama termal olarak kullanabileceğiz herhalde aracımızı. Şimdi şu T-62'yi bir test yapalım. Haydi bakalım. Hangi tuşlarla çalışıyor onu bilmiyorum da. Muhtemelen nişancı moduna geçtiğimiz zaman yazar. Veya ayarlardan onu ayarlamak lazım. Bu arada arkadan gelen ses bilgisayarın sesi. Kontrolatör yine saçmaladı. Bu ne amına koyayım? Burada ayarlar komple bozulmuş. Lan bu değildi. Neredeydi bu? Şuna bak. Ses de değişmiş. Bunun sesi böyle değildi. Ha tabi. Evet. Ses değişir mi değişmedi mi onu görmedik. Şimdi neredeydi? Bir saniye, o kontrollerdendir. Buradan onu bulacağız.
Ya. Termal hangisi? Ha, termal kamera. Gece görüş. Bunu nereye ayarlasak? Şimdi sallama sömütü ayarlayalım. 9 olur. 7 olur. Şöyle yapalım. Bunda termal yok diyor ki ama. Hiçbiri yok lan bunda. Aynen öyle. Bunda normalde bakayım bir termal var mı? Termal yok ki ya bunda da. Bunda gece görüş de kapalı olabilir. Neyse bu benim Challenger'ı alayım. Onda kesin vardır. Challenger çünkü oyundaki yani şu andaki güncellemedeki en üstün modern tank. En yenisi. Yani bu Challenger yapıldığında Leopard 2 ayrı yapılmıştı öyle düşünün. Bunun mühimmatında bir değişiklik var mı? Gece görüşü bunda da kullanamayacağız. Çünkü onu modifikasyon olarak açmamız gerekiyor. Abi gece görüş oyunu da zaten gece haritaları denk gelmiyor. Ama bundan sonra muhtemelen gelecektir. Bunu getirirlerse muhtemelen gelir. Haydi bakalım. Bir termali görelim. Hani oğlum termal falan diyordunuz, termal çalışmıyor. Termal kameranın rengini değiştiriyor lan burada herhalde. Termal kamerayı nasıl açacağım ben o zaman? Allah Allah, yemin ediyorum. Kanser ya. Spotlight diyor. Bu neymiş? Farm açıyor lan bana koyayım. Motorlar değişmiş bence. Evet abi, seslerde bir değişiklik var. Tankın motor sesi değişmiş. Top sesi de kısmen değişmiş. Palet sesi geliyor. Burada stok oynuyoruz herhalde tankı. Bu tank normalde daha seri. Şu termal kamerayı göremedim, o canımı sıktı ya. Kamera kontrolünde olamaz diye tahmin ediyorum. Allah Allah. Bakın artık topkunluğa da içeriden gözüküyor ilk uğraş yaptığım zaman. Eskiden herhalde bu zımbırtı böyle gözükmüyordu. Artık nedir ya? Şeye de gösteriyorlardı. Hani ateş yaptığım zaman top geri tepiyor ya. X-ray'den onu da görebiliyorduk. Burada göremiyoruz. Onu herhalde daha getirmemişler.
Fis bomba zımbırtısını da değiştirdi. Yani seslerle oynanmış. Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla abicim burada şey zımbırtısı falan yok yani, o termal kamera daha gelmemiş herhalde. Çünkü ya da bu silahta olacaktı yani, daha nerede olacak? Bilmiyorum yani, geldiyse de. Şu termal kamera, şu gece görüş modu. Işıklandırma diyor. Aşağılara da bakalım hadi. Turn off mu? Motoru kapatabiliyoruz artık. İyi var, motor durunca. Bazı tanklarda motor durunca şey çalışmıyor. Kule çalışmıyor. Bu ne oluyor oldu? Challenger 1'in ve 2'nin şöyle güzel bir özelliği var gerçekte de. Bunlar da motor dursa bile kule çalışabiliyor. Bu motor durdurma olayı ne işe yarar? Bir yere geçtin atıyorum, pustun. Yanından geçen adam senin motor sesini duymaz. Delemedi. Bu hangi mermi lan? Stok mühimmatı kullanıyormuşuz. Bakalım bu sefer delecek mi? Bu sefer de delemedi. Tabii en sağlam noktasına atış yapıyorum şu an. Görüldüğü gibi bu açıda T-64B'yi delemiyor. Şuraya atış yaparsak tabi delecektir. Gelip geçiyor hatta. Ya şu termal kamerayı ben çok görmek istiyordum. Onu gösterememem kötü oldu ya. Ben de görmek istiyorum onu. Ben de daha yeni girdim server'a. Gelmemiş abi demek ki. Yani test server'da o kadar gösteriyorlardı ama şöyle böyle. Bak bu açıda, bu açıda demişim, bu serilikte stabilizasyon da yanmıyor. Tabii bu kadar hızlı dönen bir tank olmadığı için gerçekte muhtemelen yapmamışlardır. Neyse, en son olarak bir hangarı genel olarak bir dolaşalım birlikte tekrar. Bakalım atlatmış olduğum bir şey var mı? O termal kamera arkadaşlar, ya bildiğiniz işte videolarını izleyebilirsiniz. Test server'da videoları var. İşte tankları daha canlı gösteriyor kamera. Böyle hedefi bulabiliyorsunuz. Helikopterler. F4'ü göstermiştik. Bu da mı yine gelmiş? Ben atom olmasın buraya, bir raket taposun da. Niye bu kadar büyük lan? İlginç. Hava havaya zımbırtısı var mı? Yok herhalde.
gündüzler koruması yapmış. Almanya'ya baktıydık. Böyle bir şey geliyormuş. Bunu da adam baktıydık lan. Diğer versiyonuna. Rengi farklı gelince şimdi. Tanıyamadık. Sikorski'nin yandan çakması mı ne bu? Bu da 1100 veriyor. Zırh koruması yok. Sikorski var bir şey. Sikorski değil. Ama ona benziyor. Roket var herhalde bunda sadece. Bir de top var. Tabi yazmamışlar o topu. Bence iyi değil bu uçaklar çok. Aynı şey Almanların o ilk baştaki uçakları var ya, aynı onlara benziyor. Tabi ben İngiliz oynadığım için muhtemelen alırım bunları da. Helikopter böyle ekstradan kasım gibisine hiç düşünmedim daha önceden. Oynamadım da. Fransa'ya Panther gelmiş. Bunu bir doktor arkadaş vardı bizim DC'de, onu söylemişti. Yanlışlıkla gösterdiler diye. 5.7 de Panther. Evet. Bildiğiniz Panther yani. Bunu cartın cürtünü göstermeye gerek yok. Yanlardaki etek zırhı yok ama. İşte bu da Fransızlar tarafından ele geçirilmiş Panther. Yani o mantıkla ekliyorlar zaten bu tarz araçları. Şimdi Çin'e bir tekrar göz gezdirelim. Şunu gösterelim. Kule zırhı tabi çöp. Gövde zırhı da T-34. Pardon. T-34-100 ile aynı gövdeye sahip bu. %2 deliyor. 5.3'te işe yarar mı? Yarayabilir. Yani o kadar deliş gücü yani Tiger'ı falan pek etkilemez de. Yani zayıf noktasını delersin mesela Tiger'ın. Güzel bir seçenek olabilir kendi seviyesinde. Bunların ikisi de aynı seviye. Topları da aynı. Bunun ne farkı var? Onun ne farkı var şimdi? Bu daha iyi ama yapayım o zaman. Ne farkı var bunun? Dolum süreleri aynı mı? Aynı. Her şey aynı. Bunda ekstradan kapıla var ve bunun zırhı daha zayıf. İyi değil. İyi ki değil hem de. Yani adam şuraya çaksa direkt zaten kule zırhına hiçbir manası kalmıyor. Bunda bir epicer var. Diğerinde epicer var mı? Bazen böyle yapabiliyorlar. Hiçbir fark yok. Bu daha kötü o zaman. İkileri gösterdik. Göstermediğimiz bir araç kalmadı arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz şeyler olduğu için. İş 152, 5.3. Neyse dostlar. Bir de şunu gösterelim son olarak. Bu da Amerika'daki M3 ile aynı deliyordur, evet. Son mühimmatı daha fazla deliyor tabi. Top sistemi orada bizim TSK'da da var ha, aynı şu. Bunlar da tabi şey şu parçası top. Yani bunu atıyorsun, şu takılan zım, yani şuralar normalde sabit, şunu takıyorsun. Şarjör gibi düşün, bolt action gibi. Tabi bunun nişancısı aynı böyle duruyor, yani çıplak şekilde duruyor, çıplak şekilde duruyor. Buraya taradığın zaman bir ölüyor. Yani o kadar efektif bir araç değil. Ancak böyle gerçekçi savaşta falan işe yarayabilir. Neyse.
Videom hoşunuza gittiyse dostlar beğeni atmayı unutmayın. Çin hattı bu şekildeydi. Atlamış olduğum bir şey varsa yorum yapın. İşte şunu göstermediğin gibisinden bir yorum yaparsanız sizin için o aracı incelerim ve tüm detaylarını yazarım. Selametle.